Köyü tanımak, bu köyü görmek, öğrencilerle birlikte öğrenme gerçekten oldukça bir ihtiyacı vardı. Biz en azından toplam olarak 12 eseri tespit ettik ve rölevesini hazırladık. Aslında bu bir belgedir ve bir ihtiyaçtır. Şu anda bu çalışmaların içinde 8 tane geleneksel eri mimari çizimleri şu anda hazır bulunmaktadır. Hem mimari çizimleri, hem modellemesi, hem bazı öneriler de bulunmaktadır. Bununla birlikte tabii bu arada köy ölçeğinde çalıştık aslında. Bazı rotaları düşündük, önerdik. Bu sergi içerisinde göreceksiniz. Hem kültür rotası, hem turizm rotası adı üstünde bu köyümüzü nasıl yaşatabiliriz, köyümüz yaşasın diye inşallah çalışmayı gezerken sergide çalışmamızı göreceksiniz ve inşallah beğeneceksinizdir. Tekrar bu fırsatı herkese çok teşekkür ederim. Bu kültür ve turizm yolu üzerinde kazandırılması ve işlevleştirilmesi noktasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sevgili Mahmut Hocam'la istişare etmiştik, Çekül Vakfı'nda sohbet etmiştik. Sağ olsunlar bir çalışma ekibi oluşturdular, buraya zahmet ettiler, geldiler ve bu yolda bizlere önderlik ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bünyenin turizmine katkı sunmak, tarihi değerlerimizi ortaya çıkarmak ve yaşatmak noktasında katkısı olacağını düşünerek inşallah hayırlara vesile olur diyorum. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Sağ olun. Ünye Kalesi ile beraber Ünye'yi anlamlı kılan güzel kale köyümüz ve mücavirindeki alanlar da son derece anlamlı ve kıymetli. Ünye Kalesi'nin önemi ve anlamı kadar bu yapılan çalışma da hem bugün için hem gelecek için son derece büyük bir kıymet taşıyor. Belki bugün bu yapılan çalışmaları anlamakta zorlanıyoruz ama biz Süleyman Paşa Sarayı ile ilgili belge baktığımızda, onunla ilgili rölevelerini araştırdığımızda 150 yıl, 200 yıl önce, 150 yıl önce bir Fransız ressam tarafından çizilmiş resimlere baktığımız zaman insanlar ne kadar geleceği düşünmüşler, ileriyi düşünmüşler. Bugün o çizimler olmasa belki de elimizde gerçek anlamda rivayetlerin ötesinde bir projeye mesnet olacak bir belge, bir eser kalmayacak. Bu anlamda bugünün tespiti, tarihe not düşürmesi anlamında arşivlere girecek bu çalışmada değerli öğrencilerimizin, hocalarımızın mimarlığında büyük katkıları ve emekleri oldu. Ben bu anlamda teşekkür ediyorum kendilerine. En somut, elle tutulabilir eserlerde kalelerin mücavirinde bugün yaşayan ve iç içe olan büyük şirketler çözüm önerilerinin noktasında genç mimarlarla